Hieroglifler, piramitler ve firavunlar. Assassin's Creed Origins oyununda hepsi var. Programcılar ilk kez Antik Mısır orijinal kaynaklarından yararlanıp bir öğrenme modu da ekledi. Bu eğitim konseptini geliştirenlerden biri de Kanadalı tarihçi Maxime Durand. Keşif turu olarak adlandırılan programın okul ve müzelerde de kullanılması planlanıyor. Normalde eğlence için oyunlar geliştiriyoruz ve tarihi olaylardan faydalanıyoruz. Öğrenme modu içinde aynı ortamı kullanıyoruz ancak savaş ve çatışmalara odaklanmadan. Burada zamanın öğrenmeye ayrılabilmesini amaçladık. Çalışmalar sırasında programcılar Antik Mısır yazılarının yani hiyerogliflerin deşifre edilmesinin bugün hala çok zor olduğunu düşünüp akıllarına bir araştırma projesi fikri gelmiş. Bu konuda Google'dan destek almışlar. Hiyeroglifleri deşifre etmek ve daha ulaşılabilir kılmak için teknolojik açıdan bir potansiyel olduğunu fark ettik. Birinin hiyerogliflerin nasıl yazıldığını öğrenmesi yıllar alırken, bu bir bilgisayar ve bir insan kullanıldığında daha kolay olacaktır. Ve bu yapay zeka sayesinde mümkün kılınıyor. Bir bilgisayar programı, makine öğrenimi yardımıyla hiyerogliflleri tanıyıp çevirebilecek. Bu hiyeroglif girişimi çok sayıda veri aracılığıyla çalışıyor. Dünya genelinden Antik Mısır dil bilimcilerinin OpenCrowd yazılımı aracılığıyla verileri platforma yüklemesi hedefleniyor. Projedeki ilk adım çok farklı kaynaklardan hiyeroglif örnekleri sağlamak olacak. Daha sonra belirli harfleri otomatik tanıyacak algoritmalar geliştireceğiz. Ancak o zaman mevcut çevirileri analiz edip anlamını çözmek için diğer hiyerogliflerle kıyaslayabiliriz. Berlin Hür Üniversitesi'nden Antik Mısır Dili Profesörü Tonio Sebastian Richter de bundan fayda sağlayacak isimlerden. Ekibi 30 yıldır dijital bir Antik Mısır Dili sözlüğü üzerinde çalışıyor. Hiyeroglifler, modern bir alfabedeki harflerden çok daha karmaşık. Bizlerin soyut işaretlerinden farklı olarak hiyeroglifler tasvire dayalı ve bu hiyeroglifleri küçük logolar olarak sınıflandırabilirsiniz. Şuradaki adama bir el ekleyebilirsiniz. Temel sorun bu şekillerin belirsiz olması ve aynı şeklin çok fazla varyasyonunun bulunması. Tonio Sebastian Richter, oyun programcılarının bu projesinden çok memnun. Tabii gerçekten kullanılabilir bir bilgisayar çevirisi çok daha zaman alacak. Korece metinler makine aracılığıyla Almanca'ya ne kadar az çevrilebiliyorsa, doğru bir şekilde tanımlanmış hiyeroglif işaretleri dizisinin gramer ve konuşulabilirlik açısından modern bir dile çevrilmesini başarmanın da ne kadar zor olduğu göz önünde bulundurulmalı. Bilim insanları ve oyun programcıları Antik Mısır'ın gizemini çözmek için birlikte çalışıyor ve veri tabanı gelişiyor. Dünya genelindeki Antik Mısır dil bilimcileri var olan çevirileri artık dijital hiyeroglif kütüphanesine yükleyebilir. Görev heyecan verici tarih.